Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışmasını yapacağız. Umarım her şey yolundadır. Artık 11. sınıf bitiyor. Yani sizler artık bir sınav öğrencisisiniz. Biz o gözle bakıyoruz size. Normalde ikinci dönemde zaten yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapmaya başlamışsınızdır. Ama yapmadıysanız da en önemlisi nedir? 11. sınıfı diri tutmak, güçlü tutmak. Çünkü güçlü bir 11. sınıf sizin işlerinizi baya baya kolaylaştıracaktır. Biz bunu defalarca söyledik zaten ve artık... Bu yazılardan sonra küçük kısa bir tatille beraber sınav hazırlıklarına birlikte başlayacağız. Şimdi hocam önce önümüzdeki yemeği yiyelim, ondan sonra tatlıyı düşünürüz hesabıyla ne yapalım biz kazanım odaklı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı senaryolara uygun bir şekilde 11. sınıf yazılı çalışmamızı şu şekilde başlatalım. Şimdi Starlink hipotezi ve ödem oluşum mekanizmasını çizerek açıklayınız demişiz. Aslında Starlink hipotezi neydi? Madde alışverişini en iyi anlatan açıklamaydı. Biz biliyoruz ki şöyle bir atar damarımız. Yüzey alanı artmış bir kılcal damar ağımız ve bu şekilde de bir toplar damarımız mevcut. Şimdi normal şartlar altında baktığınız zaman bir de Basınç ve ozmotik basınç kıyaslaması yapıyoruz ki atar damardan toplar damara doğru basınç azalırken ozmotik basıncın yaklaşık aynı olduğunu bütün damarlar için kabul ediyoruz. Çünkü bunu sağlayan en önemli şey proteinler ve proteinlerin de damar dışına kolay kolay çıkmadığı için ozmotik basıncın her damar için eşit olabilecek yakınlıkta olduğunu söylüyoruz. Peki. Şimdi yorumu nasıl yapalım o zaman? Buradaki basıncın ozmotik basınçtan fazla olması yani PAOB'den büyükse kılcal damar ucunda atar damarın ne olacaktır? Maddeler dışarı doğru itilecektir. Ancak burada ise ozmotik basınç toplar damar basıncından daha yüksek olduğu için matematiksel olarak bir çekim kuvveti oluşacaktır. İşte burası Stalin hipotezini anlatır. Peki ödem nedir hocam? Ödem özellikle dokuların arasındaki sıvı miktarının birikmesidir. Yani bir başka ifadeyle şunu söyleyeceğiz. Hocam eğer dışarı itme kuvvetleri fazlaysa ya da dışarıdan böyle damara doğru bir çekim kuvveti yaratılıyorsa ya da damar kendisi çekme kuvvetini kaybetmemiş, kaybetmişse, geriye doğru çekemiyorsa, geriye doğru alamıyorsa işte o kırmızı ile boyadığım yerlerde madde birikecektir. Mesela hocam itme kuvveti yapalım. Kan basıncı artarsa itilir. Kanın ozmotik basıncı yani çekim kuvveti azalırsa yine itilmiş kabul edilir ya da dışarıda kalacağı söylenir. Veyahut da hocam zaten o kırmızıyla boyadığım yer doku sıvısının ozmotik basıncı artmışsa, çekim kuvveti dışarıya doğru artmışsa yine ödem miktarı artacaktır. Histamin kılcal damarların geçirgenliğini arttırıyordu ve damar dışına madde çıkışını sağlıyordu. Dolayısıyla histamin miktarının artması ödeme neden olacaktır. Bir de en önemlisi tabii ki hocam burada lenf damarlarımız var. Lenf damarları normalde fazla sıvıyı almak için Öyle adapte olmuş. Ancak siz gittiniz lenf damarlarını tıkadınız. Ne olacak? Lenf damarları işini yapamayacağından dolayı yine kırmızıyla boyadığım yer artacak. Öyleyse burada maddelerin arasına lenf damarı tıkanırsa cümlesini yazarak ödemin oluşum mekanizmalarından bahsetmiş olursunuz. Mide dokusunda bulunan hücrelerin ürettiği karbondioksit gazının akciğer alveollerine gelene kadar geçtiği en kısa yol. Şimdi aslında en kısa yol en kısa yollardan bir tanesi ifadesi bilimsel hata yapmamak için çünkü vücudumuzda size öğretmediğimiz bir sürü şantlar, kısa yollar vesaire var aslında ama biz neyi bileceğiz hocam? Şimdi normalde mideden tabii ki bir toplar damar çıkacak ve o toplar damarın kapı toplar damarıyla karaciğere madde getirdiğini düşüneceğiz. Şu şekilde kapı toplar damarı. O zaman hocam mide toplar damarına girdi karaciğere bağlanan o kapı toplar damarından nereye geldi hocam? Karaciğere geldi. Şimdi karaciğere geldi tamam. Karaciğerden nasıl çıkacak? Karaciğere ait toplar damar. Karaciğer toplar damarıyla çıktı. Kalbin seviye olarak altındaki şöyle şunu aşağı doğru alalım. Kalbin seviye olarak altındaki alt ana toplar damarlara girecek. Hocam alt ana toplara geldi. Nereye göndermek istiyorum ben bunu? akciğere. O zaman sağ kulakçıkta kalbe geldi. Kalbin sağ kulakçı, sağ karıncı ve akciğer atar damarıyla akciğerin içerisine girdi. Akciğer atar damarı sonrasında alveollerden bu karbondioksit atılacak. O zaman mide toplar damarı, sonra kapı toplar damar karaciğere girdi. Karaciğer toplar damarıyla alt ana toplara geçti. Buradan kalbe, kalpten de akciğere gönderildi şeklinde gördüğünüz gibi ben bu tarz soruları çözerken hep çiziyorum arkadaşlar gözümde canlandırmak için ve hata yapma olasılığımı en aza indirebilmek için. Karbondioksit taşınma mekanizmasını anlatınız. Karbondioksit 3 şekilde taşınabilir. Birincisi al duvar içerisine girer hemoglobinle birleşir ve bunun adı karbamino hemoglobin olur. Karboksi değil arkadaşlar. Karboksi neydi? Karbon monoksit bağlanırsa oluyordu. Neden hocam böyle bir isimlendirme yapmıştık? Derslerden hatırlayalım. Karbondioksit hemoglobin üzerinde bir amino asite bağlanır. Amino bağlandığı için karp, karbondioksit, amino, amino grubu, karbondioksit, amino kelimelerini birleştiririz. Ama oksi ve karboksi ifadelerinde Oksi oksijen, karboksi karbon monoksit bu ikisi hemoglobindeki demire bağlandığı için yani aynı yere bağlandığı için bu tarz bir isimlendirme yapılır. Çok az miktarda karbondioksit plazmada çözünerek taşınabilir. Çok az arkadaşlar. Yani şöyle bunu bir damar olarak düşünün. Hemoglobine bir miktar bağlandı. Bir miktar karbondioksit plazmada kaldı. Ama esas yüzde %70 civarında, 70 küsür civarında bir karbonat şeklinde, HCO3 şeklinde plazmada taşınır. Peki bu nasıl oluyor? Karbondioksit al yuvar içerisine girdiği zaman al yuvar içerisindeki su ile birleşiyor. Bunu yapan enzim karbonik anidraz enzimi ve ne oluşuyor? H2CO3 yani karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit iyonlaşıyor. Hidrojen ve HCO3 şeklinde işte o HCO3 plazmaya çıkıyor. Buradaki hidrojen de çok büyük oranda %99 oranında hemoglobin'e bağlanıyor. HBH oluyor. Çünkü hidrojen asittir ve kana bir anda giderse pH'i düşürür. İşte karbondioksit taşınma mekanizması bu arkadaşlar. Karbondioksit çok az plazmada az miktarda hemoglobin'e bağlı ama esas olarak bikarbonat şeklinde plazmada taşınır diyoruz. Esas taşınma şekli bikarbonat. Hipotalamus'ta üretilip hipofizin arka lobundan salgılanan iki tane hormon geliyor aklıma. Oksitosin ve ADH ama devam ediyorum. Böbreğin nefronlarını etki eden hormonun o zaman oksitosini bir eliyorum çünkü böbrek nefronlarında antidiüretik hormon diğer adı vazopresin olan Hormon arkadaşlar ne yapıyordu? Nefronun özellikle distal tübül ve idrar toplama kanallarını etki ederek bu kanallardan suyun vücuda geri alınmasını sağlıyordu. Ancak diyor ki normalden az salgılanırsa ne olur? Su geri alınamaz. Su geri alınamazsa bu su nerede kalır? tüpün kanalların içerisinde kalır ve tabii ki idrar olarak vücudun dışına atılır. Peki idrarın yoğunluğu o zaman nasıl olur? Bol sulu olur hocam. Bol sulu idrar nasıl idrardır? Hipotonik idrardır. Hipotonik idrar ki biz burada diyabetes insipitus'tan bahsediyoruz. Kişinin sürekli idrara çıkma isteğinin oluşması, çok miktarda idrar kaybetmesi durumudur diyabetes insipitus arkadaşlar. Peki Aşağıda ortalama 28 günde bir gerçekleşen menstruasyon döngüsü ile ilgili hormonal değişimin grafikleri verilmiştir. Buna göre numara ile gösterilen hormonların adlarını yazıp görevlerini açıklayınız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında bizim bunların evrelerini de bilmemiz lazım. Bakın şu kısım folikül evresi, şu kısım luteal evre, şurada da bir ovülasyon söz konusu yani yumurtlama söz konusu. Yumurtlamayı sağlayan esas hormon işte 1 ile gösterilen LH'tır. 2 ise altında küçük bir pik veren ama başlangıçta bakın menstruasyon döngüsünü başlatan FSH yani folikül stimüle edici hormondur. Tabi ovülasyondan sonra ne oluyordu? Folikül korpus luteum'a dönüşüyordu. Korpus luteum da çok miktarda progesteron, progesterona göre az östrojen üretiyordu. Yani luteal evrede korpus luteum'un baskınlığında kim üretilecekti? Progesteron çok miktarda. Peki hocam iki tane pik veren şu dalga işte burası östrojendir hocam. Östrojen hem foliküllerden salgılanır hem korpus luteumdan salgılanır. Ama tekrar söyleyelim korpus luteumdan salgılanan östrojen miktarı azdır. Birazdan burayı ayrıca bir tekrar edeceğim arkadaşlar ama mantık olarak şunu bilmenizi istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Burada bir yumurtalık var. içerisinde bir sürü folikül var. Foliküllerin içerisinde de küçücük oositler var. Oosite siz LH'ın etkisiyle fallop tüpüne attığınızda geriye kalan bu folikül kesesi LH etkisiyle korpus dönüşüyor. Ama öncesinde hatırlarsanız bu folikülün gelişmesi sırasında da kana ne salgılanıyordu? Östrojen salgılanıyordu. O yüzden östrojen iki pik yapıyor. Birincisi folikül gelişimini tamamlarken kanda artışı. İkincisi de işte korpus luteum çok miktarda progesteron. Progesterona göre az miktarda östrojen salgılıyor. İki tane pik östrojendir arkadaşlar. Korpus luteum evresinin hakim olduğu luteal evredeki tek pik progesteronu verecek bize. Şimdi tabi progesteron hamileliğin sigorta hormonu olduğu için eğer progesteron bu şekilde azalmışsa yani artık diplere doğru gelmişse demek ki burada bir döllenme gerçekleşmemiş. Progesteron ve östrojen azalıyor. Mantığında da korpus luteum'un erimesi, yok olması var. Korpus luteum kaybolduğu zaman östrojen progesteron azalırsa endometrium arkadaşlar yıkılır ki yıkılmada kanama ile devam eder. Her zaman söylüyorum tekrar söyleyelim. Kanamanın birinci günü ile menstrual döngünün başladığı gün aynıdır. Kanama bittiğinde menstrual döngü başlamaz. Kanama başladığında döngü başlar. Lütfen bunu da unutmayın. Görsel bir embriyonun gelişim aşamalarını göstermektedir. Hücrelerin oluşumunu sağlayan hücre bölünmesi tipini ve bu aşamaların adlarını, şekillerin altlarını yazınız. Şimdi bir sperm oositi döllediği zaman zigot meydana geliyor ve zigot segmentasyon yani arka arkaya mitozlarla arkadaşlar sayısını arttırıyor. Mitoz sağlıyormuş demek ki buradaki hücre bölünmesi mayoz değil mitozdur. Ve burada hocam her bir hücrenin adına Blastomer deniyor. Burada Morula evresi var. Bakın işte Dutu andıran evre. Sonra tabii ki Blastula evresi ve Gastrula evresi. Gastrula evresinde artık sistemleşmeler, dokulaşmalar için önemli olan işte organlaşmalar için önemli olan hücreler kendisini göstermeye başlıyor. İleride biyoteknoloji derslerinde şu tarz bir soruyla karşılaşacaksınız. Buradaki hücrelerden hangisini alırsanız istediğiniz gibi bir hücrenin üretimi söz konusu olmayabilir. Yani ne demek? Bakın arkadaşlar gastrula ve sonrasında artık kimin ne olacağı bellidir. Yani aktif gen mantığı vardır. Bazı genler susturulur bazıları aktif hale getirilir. Dolayısıyla blastula evresinin sonuna kadar alacağınız her bir hücre gerçek anlamda embriyolik kök hücredir. Yani daha farklılaşmamış, her şeye dönüşebilecek kapasiteye sahiptir. Ama gastrula evresinden itibaren işte kim akciğere dönecek, kim böbreğe dönecek, kim kana dönecek bunlar artık bellidir. Tamam? Peki Mandaların çayırda yürüdükleri sırada bazı böceklerin kaçışmasına sebep oldu ve bu böceklerin kuşlar tarafından besin olarak tüketildiği gözlenmiştir. Buna göre manda böcek ve kuşlar arasındaki ilişkiyi yazarak açıklayınız. Şimdi mantık ne? Manda bazı böceklerin kaçmasına neden oluyor. Manda bazı böcekleri ezebiliyor. Manda çimleri ezebiliyor. Manda böceğin bir şekilde başka bir canlı tarafından avlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla olay manda'nın umrunda değil ama böcek bundan olumsuz etkileniyor. Öyleyse manda ile böcek arasındaki ilişkiye baktığınız zaman neyi görürsünüz? Amensalizmi görürsünüz. Peki böcek ve kuşlar ne oluyor? Hocam kuşlar böcekleri avlıyor. Burada av avcı ilişkisi oluyor. Peki zorlayalım biraz daha. Mandayla kuşlar arasındaki ilişki ne olmuş oluyor o zaman? Mandanın umurunda mı hocam? Hayır. Ama kuşlar bu birliktelikten fayda görüyor. O zaman ben buna ne diyorum? Komensalizm diyorum. İşte arkadaşlar burada üç canlının kombinasyonlarıyla oluşturacağınız birliktelik amensalizm, av avcı ve komensalizm şeklinde oluyor. Tamam? Güzel. Her iki canlının fayda gördüğü birliktelik mutualizm, her iki canlının zarar gördüğü rekabet arkadaşlar. Parazitlikte bir canlı zarar görürken bir canlı fayda görebiliyor. Bunları da ekstradan hatırlamış olalım. Çok sevdiğim bir soru tipidir aslında. Çok da önemlidir. ÖSYM'de de çıktı. Çıkmaya da devam eder. Çok çünkü mantık olarak canlıların doğaya yayılışlarını ve doğaya adapte olma mekanizmalarını en güzel anlatan olaylardan bir tanesi. Aynı ekosistem içinde bulunan ve eklem bacaklardan böcekleri yerek beslenen 3 kuş türünün habitatları aşağıdaki gibi belirlenmiş. Yani baktığınız zaman işte şu kuş türü şuralarda bu kırmızı ile işaretlenmiş olan, şunlar mavi ile işaretlenmiş olan, şu da morla işaretlenmiş olan yerde beslenmesini sürdürüyor. Bu aslında otomatik olarak nedir biliyor musunuz bu kaynak paylaşımıdır hocam bu kaynak paylaşımıdır kaynak paylaşımı aslında şöyle bir şeydir yani normalde bir kaynaktan beslenen farklı canlılar olabilir ama bu canlılar ne yapmış aslında beslendikleri alanları mikro habitatlara bölmüşler. Burada mikro habitatlar var. Bu ifade de arkadaşlar okul kitabında geçer, örnek sorular içerisinde de geçer. Mikro habitatlar oluşturarak canlılar bir şekilde kaynak paylaşmışlar ve rekabeti aslında bu bir rekabet sonucudur. Rekabeti minimuma indirmeye çalışmışlar. Ancak her zaman şöyle bir cümle kurarım. Kaynak paylaşımı türlerin aynı habitat içerisinde yaşamalarına izin verse de yani bu şekilde belli bir süre sonra hem davranışlarında hem de dış görünüşlerinde morfolojilerinde bir takım değişiklikler olacaktır. İşte olası sonuç, olası sonuç karakter değişimi, karakter kaymasıdır arkadaşlar. Var olan gaga yapısı değişebilir. Suyu renklere değişebilir ki gördüğünüz gibi değişmiş. Kimisi gece avlanır, kimisi gündüz avlanır. Görüş mesafesi ile alakalı adaptasyonlar gelişebilir. Bu çok kıymetli bir soru tipidir. Bunu genelde kuşlarla ya da sürüngenlerden bazı kertenkele türleriyle sormayı çok seviyorlar. Mesela yanlış hatırlamıyorsam okul kitabımızda Anulis cinsi kertenkelenin... Üç farklı kertenkelenin yaşadığı bölgeler belirtilmişti. Palmiye ağacının birisi üstünde, birisi ortasında, birisi de yere yakın yerlerde avlanıyor. Ne yapmışlar deniyor? Hocam çok basit. Kaynak paylaşmışlar. Yani aynı kaynakları kullanan türler belli bir şekilde bunlara ne yapmışlar? Mikrohabitatlara bölerek paylaşmışlar. Ama eninde sonunda vücutlarında bir takım değişiklikler olacak. Mesela hocam işte yapraklara yakın olanlar mesela daha böyle yeşile yakın bir renk. Toprağa yakın olanlar daha böyle kahverengi. Ama bunlar böyle bir iki günde olur mu? Hayır. Adaptasyonlar yüzlerce binlerce yıl süren mekanizmalarla, mutasyonlarla, eşeğli üremelerle vesaire meydana gelir. Ama biz de zaten burada bir iki günlük bir şeyden bahsetmiyoruz. Yüzlerce binlerce yıllık süreçten bahsediyoruz ki aslında Darwin'in Evrim teorisini anlatan bir çalışmadır bu. Her ne kadar müfredatımızda evrim olmasa da bu arkadaşlar özellikle Galapagos adasındaki ispinoz kuşlarının Gaga yapısını inceleyen Darwin'in çalışmalarının aslında birçok canlıya uyarlanabileceğini gösterildi, gösterildiği bir çalışma yöntemi. Evet. Bir sonuç var yani ortada. Ne yaptık hocam? Kaynak paylaşımı ki çıkmış ÖSYM sorusudur. Karakter değişimine neden olduğunu söyledik. Bu da çıkmış bir sınav sorusudur. 11. sınıf o yüzden çok gözde bir sınıftır. 11. sınıfın çok ama çok iyi oturmuş olmasını istiyorum arkadaşlar. Bunu her ders için söyleyebilirim. Lütfen biraz daha böyle 11. sınıfa 450 sarılın. Peki hocam bu da çıkmış bir sınav sorusu dedin. Burada Özellikle son zamanlarda işte Allantois, Vitellus, Amnion zarı, işte Koryon zarı gibi kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Ben kazanım odaklı full tekrarlarda kazanımlara bakarak hani bunlardaki temel yapıların bilinmesine gerek yok ama işte plasenta ile alakalı anne ile çocuk arasında besin alışverişini yapmasını plasentanın hormon üretebilmesi değil mi? Hamileliği devam ettirecek hormonları üretebilmesine ya da işte anne ile çocuğun kanının karışmasını engelleyen özel bariyerlere sahip olduğunu ekstradan derslerimizde belirtiyorduk. Bana göre en önemli yerlerden bir tanesi bu. Yine çıkmış sınav sorusudur. Hormonların arkadaşlar hangi dönemde hangi seviyelere ulaştığını bilmek durumundayız. Folikül stimüle edici hormonun menstruasyonu başlattığını, LH'ın ovulasyona neden olduğunu, aynı zamanda korpus luteum oluşumuna neden olduğunu Korpus luteum'un progesteron ve östrojen ürettiğini, korpus luteum'un bozulması demek aslında hamileliğin gerçekleşmediği ya da bir şekilde sonlandığı anlamına geldiğini lütfen bilin. Bunlar temel bilgilerimiz. Yine bunların geçtiği videolarla alakalı arkadaşlar linki açıklamaya bırakacağım. Yine hipotalamus özelinde hipotalamus tarafından üretilen ama hipofizin arka lobundan salgılanan ADH oksitosin her zaman soru olmaya aday. ADH vazopresin vazo damar pres daraltmak demek kan basıncını arttırdığını da buradan hatırlatmış olalım. Zaten ADH suyun geri emilimini yapıyorsa, su da kapalı bir sisteme yani damar sistemine emiliyorsa bir kapalı sistemde sıvı miktarı artarsa ne olur? Hocam tabii ki basınç artar diyebilirsiniz. Kapalı bir sistemde çünkü sürekli dönen bir ee, sıvı kütlesinden bahsediyoruz ve siz bu kütleyi arttırıyorsunuz. Hocam karbondioksitin taşınma mekanizması her zaman soru olmaya aday. İşte karbondioksit suyu birleştirir, nerede oluşur, nerede ayrışır. Bunlarla ilgili çok fazla soru çözdük. Burada daha fazla uzatmak istemiyorum ama ben mesela size sınav hazırlayan bir öğretmen olsaydım ayrıca bor etkisini de sormayı düşünürdüm. Bor etkisi neydi? Hemoglobinin ortamın pH'ine bağlı olarak oksijen olan ilgisiydi. Ortamın pH'i düşmüşse yani hidrojen iyon konsantrasyonu artmışsa yani kanda karbondioksit yoğunluğunu fazla olduk karbondioksitin üretildiği alveol dışındaki dokulardaysam o zaman ne olacak? Hemoglobin oksijeni bırakıp yerine karbondioksit ya da asitli maddeleri tutmaya çalışacak. Dolayısıyla tekrar edelim o zaman bir ortamda hidrojen iyon konsantrasyonu artarsa pH düşer. Hemoglobinin oksijene olan ilgisi azalır ve hemoglobin oksijeni bırakır. Bu tarz işaretli molekül soruları çok çıkar. İşte böbreğin toplar damarını işaretli bir molekül verdim kalbe götür. Burada dikkat etmeniz gereken şey böbrekler Kapı toplardamarına bağlanmaz. Doğrudan alt ana toplara bağlanır. Yani biz burada mide değil de böbrek deseydik nereden başlayacaktı biliyor musunuz? Şuradan alt ana toplar, kalp, sonra akciğer olacaktı. Böbrek toplardamarları kapı toplardamarına bağlanmaz. Ve Starling hipotezi en favori konulardan bir tanesidir aslında kan basıncı ve kanın ozmotik basıncı arasındaki ilişkiyle madde alışverişlerini açıklayan bir hipotezdir bu. Ve ödemde de bununla ilişkili olduğu için ne diyorduk? Kırmızıyla o kırmızıyla boyadığım yerdeki sıvı miktarın artışı ödeme neden olacaktır. Histaminin artması, kan basıncının artması, kanın ozmotik basıncının azalması. Hocam kanın ozmotik basıncı nasıl azalır? Mesela protein sentezlenemezse. O yüzden dolaylı olarak öğretmenimiz şöyle bir soru sorabilir. Kandaki albümin miktarı çok azaldı. Hocam albumin kanın ozmatik basıncını sağlayan en temel protein. Dolayısıyla sen onu azaltırsan kanın ozmatik basıncı azalacaktır. Ya da dokuların ozmatik basıncı artarsa, lenf damarları tıkanırsa ödem oluşur dedik ve bitirdik. Lütfen kendinize güven noktasında herhangi bir tereddüt yaşamayın. Üstünüze düşenleri yapın. Güzel programlar takip edin. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar kendi çalışma disiplininizi oturtun. Ondan sonra başkalarına bakın ve doğru kaynak, doğru strateji belirleyerek sınav senesine başlayın. Zaten çok sık görüşeceğimizden adım gibi eminim. Umarım her şey yolunda gider, sınavları atlatır. Güzel bir tatilden sonra tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.